Boş daha var. Nasıl yani? Oğlum uykunuz mu geldi lan? Yeah. Uykunuz gelse söyleyin oğlum. Ağlayacaksan oynamayalım. Ağlayacaksan oynamayalım kanka. Yok benim uykum. Her seferinde aynı boku yiyor. Ben bir gece geldim buna, tamam mı? Beni aradı bir gece. 1-1.5 falan saat. Kanka dedi, gelseniz bize takılırız dedi. Tamam mı? 2-10 geçe geldim buna. Burada oturuyorum. Anıl dedim. Ne oldu kanka? Uyudun oğlum. Yok da abi ya. Bir de şey diyor. Gözlerim dinlendi. Sen nasıl bir şerefsiz bir adamsın sen ya? Bir şey düşünmüyordum ben o zaman. Düşünün de gerçekten. Bir şey diyeceğim. Hepimiz gene video sweatshirt'ümüzü üstümüzü giydik. Evet. Anılı boş. Anıl hariç, anıl hariç. Yani bende şöyle bir şey var abi. Ben şunu ne zaman giysem... Evet. Bir şekilde o gün video çekiliyor. Bugün mesela. Üstümü değiştirip gelir. Bugün bandanalar video çekeceğiz diye bir plan var mıydı? Yoktu. Yoktu ama ben bunu ne zaman giydim video çekelim dedik. Bu üstün bir kerameti var abi. Seni onunla görünce video çekesin geliyor. Giymeyeceğim abi. Patron çıldırdı. Bu kadar da çıldırmadım. Hazır mıyız? Konuya girelim mi? Hazırız abi, girelim ya. Şimdi. Niye kamera dedin oğlum? Ne bileyim oğlum, hepimizden de. Ne yapıyorsun? Şu an Avga arşivini karıştırdım. Yabancılar, ünlüler. Yerli. Türk. Çalışır mı? Çalışır, Demet Akalın. Gözüm bak, amcayı kızdırdın. Ya ben sana da atayım ben o arşivini. Atma kardeşim. Nasıl diyorsun? Bilgisayarımı böyle şeylerle kullanamam. Ama mobilden bakabilirim. Hadi Anıl Paç bize bir video girişi yapsın yani. Hadi Anıl Paç. Bize Hi Guys Pro... Yok yok, sen için ne izliyorsun? Oto destekçim. Sen bize onun gibi video girişi yap. Direkt gülüşünü yapayım. Ama sana böyle gülüyorum. Abi adama gir ama bütün yorumlar öyle. Adama abi, niye gireyim? Gülüşüne hastayım abi. Mükemmel bir gülüş abi. Bu gülüş hiçbir zaman değişmedi abi. O da gülüş. Gerçekten böyle daha güzel gülüyor. Şimdi öncelikle kusura bakmayın. Öğrenci evi malum, hepimiz dağılmış haldeyiz. Saat 2.30 saate kadar çalıştık malıştık. Şimdi bundan 2 hafta önce falan mı? 3 hafta önce falan. Bir motosiklet... Ya oğlum şurada güzel bir şey anlatacaktık. Bir şey diyeceğim. Oğlum bak, biz gece 2'de video çekmeyelim bir daha. 3 hafta önce şöyle bir şeye karar verdik biz, Canberk'le ben. Motosiklet hediye etme projesine başlama kararı aldık. Fakat bu videoda Anıl'ın ne bok hediye hakkında ne bok fikrimizi... Ben de düşüyormuş spotu geçmeme. Anıl'ın evinde kalıyoruz şu anda. Fuara gideceğimiz için. Videoda ben de yer alırım. Anıl dedi ki, videoda ben yer alırsam kalabilirsiniz dedi. Kombi açmakla tehdit etti bizi. Dedi ki, videoda ben oynamazsam gecede de hepinizin götürüyorlar dedi. Şimdi abi biz tabi projeyi alladık pulladık biraz. Biraz da hani şartlar uysun, en yakışır şekilde olsun istediğimizden dolayı. O videoyu izlemeyenler varsa biz şöyle bir şeye karar verdik. Önce ufak bir demo geçelim. Sonrasında şartları anlatalım. Biz böyle notlar aldık bu arada, şimdi tek tek unuturuz çünkü notların hepsini. Motosiklet hediye etme projemiz şöyle. Bir bandana buff karacağız diye konuşmuştuk. Onlar geldi. Burada bütün buff modellerimiz var şu anda. Bunlar numuneler. Ufak tefek revizeler yaptık bunda. Bu da kaçarmı.com'la anlaştık. Oktay Beyler sağ olsun tasarımlarımızı yaptı. Bizim dedik ki bizim böyle bir projemiz var. Biz bandanızı dışa çıkarmak istiyoruz. Bunun da gelirlerini yarısını TÜKSEV'a, Türk Şehit Gazileri Vakfı'na, diğer yarısını da motosiklet hediye etmek için bir fon oluşturmaya karar verdik ve burada bir para toplamak istiyoruz dedik. Yani kendi kazanacağımız geliri burada dedik ki biz ayıralım ikiye. Atıyorum 1000 bandana satıldı. Bunların tanesinden bize 6 lira gelirimiz var. Dedik ki bunun 3 lirasını 3 lirasına ayıralım bandana başına. Atıyorum 1000 bandana satıldı. 6000 lira gelirimiz olacak değil mi bu şekilde? 3000 lirasını TÜKSEV'a bağışlayalım. 3000 lirasıyla da bir arkadaşımıza, takipçimize, dostum, abimize de olabilir, bilmiyoruz tabii. Bir motor alalım dedik. Bu projeyi paylaştık. Çok beğenildi o zaman. Evet. Çok güzel yorumlar aldık. Fakat sonuçta buna bir para verilecek. Ne kadar gelirleri bağışlansa da bir para verilecek bunların satışı için ve güzel bir ürün olsun istedik. Yani boktan bir şey çıkarıp sadece amaç uğruna hizmet etmesi yerine hani güzel bir şey olsun. İnsanların para verdiğine değsin diye bir şey istedik ve bandanayla başlamaya karar verdik. Bu ürünler artabilir. Yani ileride bilek çıkarırız, ne bileyim anahtarlık olur, sticker olur, bir şey olur. Zaten bu projelerde de şöyle bir şeye karar verdik. Bu bağış olayını ve fon olayını düzenli yapmaya karar verdik. Yani ürünleri artık kafamızda gelir olarak bir kenara attık. Dedik ki yani biz bu gelirlerin hepsini düzenli olarak bu işe bağışlayalım. Bu camiaya bir katkımız olsun. Bir yandan da manevi olarak da kendimizi mutlu edelim. İnsanları mutlu edelim. Yani her şeyden önce kendimi bu konuda tatmin etmem lazım ki ben güzel bir şey yaptığımı inanıyorum
şu anda. Güzel bir şey yaptığımıza inanıyorum bu arada yani. Anıl'ın da desteği bu, Canberk'in de desteği bu. Canberk'in uykusu geldi. Ben şu an trollemeyi düşünüyorum da çok güzel konuşuyorsun. Evet ya şu an göremedim yani. Aktım bayağı. Neyse böyle bir durum. Tabii motosiklet hediye etme olunca konu birazcık şartların da sert olması gerekti. Çünkü malum 13 yaşında da beni izleyen bir kardeşimiz olabilir ve ben 13 yaşındaki birine motosiklete sana çıkmış ya sana vereyim. Tabii ki şartları var. Abi hızlıca şartlara geçelim. Geyik, muhabbet, sohbet bir yana. Ya ben şu kayıttan bakacağım dayanamayacağım. Merhaba şey benim adım Nane. Burada mı kalıyor, benim, burada mı kalıyor? Benim bildiğim buradan çıkıyor. Oo süper. Çok iyi. Gene başladı sikere oğlum. Hadi hadi ne geyik yaptık girelim artık. Nasıl olacak bu iş? Bandana satın aldınız. Bu da kaçarmi.com'dan aldın bandanayı. Siz satın aldığınız zaman sizin adınız soyadınız bir Excel dosyasına kaydoluyor. Ve bu bende her gün güncelleniyor. Satış oldukça mesela Anıl aldı. Tabii kart numaranı gireceksin işte adını soyadını gireceksin. Bana şöyle bir Excel dosyası var bu da kaçarmi ile ortak kullandığımız. Düşecek ben göreceğim işte Anıl Paç. UCK 1 kodladık onları biz 2, 3, 4, 5 diye. UCK 2 satın aldı ben onu göreceğim. Sonra biz bu isimleri toplayacağız. Ve bunu tahmin ediyorum ki bunu daha henüz karar vermedik tabii bütçeye de bağlı ama herhalde Nisan gibi falan biz bütün bütçeyi toparlamış oluruz diye düşünüyorum. Nisan gibi falan bu iş ortaya hani tam manasıyla çıkar. Çıkmasa bile, istediğimiz bütçeye varmasa bile biz sonuçta bir yardım yapacağız. Nisan'da çekilişi sonlandırdık. Biz isimleri alacağız. O zaman Instagram'dan bir canlı yayın yaparız gene her zamanki gibi. Çünkü en şey böyle en samimi ve en dürüst şekli ne olduğunu düşünüyorum. Sonra isimler ortaya çıkacak. Sonra biz bu isimleri seçeceğiz. İşte 5 tane asıl seçeriz. Atıyorum 5 tane yedek seçeriz. Tek tek arayacağız. Bu şartlara uyuyor mu? Uyuyorsa devam abi. Sıkıntı yok. Uymuyorsa bir sonraki kişiye geçeceğiz. Çünkü bizim için uyması en önemli şart. Burada bazı çok kritik şartlar var. Bir kere hediyenin çıktığı kişinin ehliyeti olması lazım. A1, A2, A çok önemli değil CC olayı. Çünkü sonuçta zaten hediye edeceğimiz motoru bütçeye göre kişinin istediği motoru hediye edeceğimiz için yani 16 yaşındaysa ve A1'i varsa o zaman A1'e uyan bir motosiklet hediye edeceğiz zaten. Bu çok bir problem değil. Ama ehliyet şartı bir problem. Yani ehliyet alması bekleyebiliriz. Ama ehliyeti kesin alması lazım. B'si varsa? Nasıl? B varsa. B araba oğlum. B'yi ne yapayım? Tamam işte. Adam motosiklet. Araba mı alacağız? Projenin adı motosiklet hediye etme projesi. Sen diyor ki B'si varsa. O zaman dozerciye de dozer alalım. Anıl için mantık ehliyeti olması. İkincisi aile onayı. Burada biraz vicdan ve maneviyat meselesi. Çünkü ailenin onaylamadığı bir şeye biz vebal olursak tamam mı? Çocuğun ehliyeti var ama ailesi hiç izin vermiyor, kullanmak istemiyor ya da arkadaşımızın, dostumuzun. Buna da okey değiliz abi. Yani ailesi okey demek durumunda. Zaten bunu arayıp ayrıca teyit etmek durumundayız. Yani bakın buna okey diyor musunuz? Demiyorlarsa hiç girmiyoruz abi bu mevzuya. Tamam mı? Hiç şey yapmıyoruz. Bunu da pas geçeceğiz yani. Aile uymuyorsa bu kişiyle denecek. Bir muvaffakatname imzalanacak. Oğlum bunu diyemiyorum ya. Yapmayın bana bunu ya. Muvaffakatname. Muvaffakatname. İşte bu. 4 gündür buna çalışıyoruz. Yemin ediyorum ki 4 gündür muvaffakatname dedirmeye çalışıyorum. Oğlum ben konuşamayabiliyorum. Gelesun diyorum. Muvaffakatname. Aa söyledin lan. Oo. Beni korkuttunuz mu acaba? Şey korkutunca çıkırt geçer ya. Ortama şey geldi kanka. Korkutunca bok geçer mi muhabbeti vardı ya. Celal'le Celal şimdiden evinde kalmasak çıkıyoruz. Allah'tan evinde kalıyorum yani. Neyse. Çok boktan muhabbetler yapıyorsun. Ha bu soruldu. Şehir fark etmiyor abi. Yani şey diyeceğim. Ne? Muvaffakatnamenin bir yıl olduğunu söylüyor. Ha doğru. Doğru çok pardon. Bu muvaffakatnamede şöyle şartlı olacak. Motoru... çok komik söyledim. Yok bu sefer söyleyeceksin yani. Muvaffakatname. Ha süper. Tamam. Oldu. Bu belgenin... şöyle bir şartı var. Biz bu motoru verdik. Tamam mı? Okeylendi. Bu motor hemen satılamayacak abi. Çünkü buradaki amacımız motoru olmayan birine motor almak zaten. Zaten şartlardan biri bu. Kişinin motoru varsa gene projeye dahil olamıyor. Motoru olmayacak, ehliyeti olacak ve bizden aldığı motoru hemen satamayacak. Anıl güler gibi bakma. Şurada bir şey anlatıyorum. Oğlum bütün video akışını bozdun. Bozdun da çok güzel gidiyordun. Şaka yapıyorum. Kombiyi yakacaksa tabii ki de. Kombiyi yakacaksan? Oğlum kombiyi karıştırma. Bak sinirlerim bozuluyor. Bunun bir yıl şartı var. Yani bizim verdiğimiz motorun çünkü ehliyet süresi sonuçta bir yıl. Evet, yani. Evet, evet. 16'dan 17'ye, işte 18'e 2 yıl. Hani bir yıl ideal bir süre gibi düşündüm ben. Ehliyet süresi bir yıl değil. Bir yıl boyunca satamama şartı var. Yani bizden aldığı motorla öğrenecek, pratiğini geliştirecek ve bir sonraki motoru almaya kendince hazır hale gelebilmesini istiyoruz aslında. Yani aslında yetişmesini istiyoruz bu işi yaparken. Dolayısıyla bir yıl boyunca motoru satamayacak ve bunu imzalayacağız noter satışına. Diyeceğiz ki bak bunu bir yıl boyunca satamazsın. Sattığı takdirde motoru biz geri alacağız. Ya da parasını bize geri iade etmek durumunda.
Böyle bir şartımız var. Bu da geçti. Şehir fark etmiyor. Van'da çıkarsa da, Antalya'da çıkarsa da, Ankara'da çıkarsa da, İzmir'de de çıkarsa biz beğendiğim motoru alacağız ve gerekirse motoru gidip teslim edeceğiz. Bunda hiç sınırımız yok. Buradaki tek şey, buradaki giderleri kendi cebimizden karşılayamayabiliriz. Haliyle çünkü zaten bütün gelirimizi bağışladık ve giderlerimizi de buradan karşılamak durumundayız. Burada birazcık kısmaya gidebiliriz. Kusura bakmayın. Hepimiz öğrenciyiz. Yani zaten elimizden gelen imkanlarla bu işi yapmaya çalışıyoruz. Ama şehir fark etmez. Bunu sormuştunuz. Para olayında şöyle bir durumumuz var. Bu da soruldu. Mesela bana dediler ki abi 2000 liram var. Atıyorum 4000 liralık proje bana çıktı. 4000 lira birikti diyelim. İşte 1200 mandaladan falan biraz daha fazla satıldı. 2000 lira daha ekleyip 5600 düzeltiyorum 6000 liralık bir motor olabilir. Bunda hiç sıkıntımız yok. Biz sonuçta motor almasına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Buradaki şartlarımız egolu megolu şartlar değil. Yani böyle bizim olduğumuz motor olacak, öyle olacak, böyle olacak. Tüm temel birine motor hediye etmek, birine motor sahibi yapmak. O yüzden para ekleyip üstüne ekstra bir şey alabilir biri. Bunda da hiç sıkıntımız yok. Bunu geçtik. Gelir paylaşımını bahsettik. Zaten %50 TÜBİTAK'a başlıyoruz. %50 fona ayırıyoruz. Bunu da geçtik. Kazanan kişi birine hediye edemez motoru. Yine muvaffakatnamede bu da var. Yani benim kuzenime hediye etmek istiyorum motoru diye bir şey yok. Böyle şeyler çıktı. Ben kuzenim adına katılayım, öyle yapayım, öyle. Böyle bir şey yok. Çıkan kişi kendi üzerine motoru alabilir ve kendi kullanabilir. Başka bir ihtimal yok abi. Aslında bu projenin en temelinde kimin neye ihtiyacı varsa onu karşılamaya çalışıyoruz. Bandana ile katılmak şart değil. Ben bandana alacağım ama işe katılmak istemiyorum diyorsanız bunu belirtin abi bandana alırken ki biz bilelim. Yani bize deyin ki biz bandana alıyoruz abi, biz projeye katılmak istemiyoruz. Okeyiz buna da. Biz o geliri direkt TÜBİTAK'a başlayacağız. Projenin içine de katmayacağız bu arada. Böyle bir durum var. Her bandana bir çekiliş hakkı mı? Aynen. Ve 10 tane bandana alman bir şey değiştiremiyor. Yine bir çekiliş. Bir bandana aldın mı bir kişi? Sen 5 bandana mı aldın, tamam mı? 5 bandana aldın, çok güzel soru bu arada. 5 bandana aldın. 4 bandananın geliri komple TÜBİTAK'a. Sadece bir bandananın geliri fona ayrılıyor. Anladın mı? Bu projede böyle. Sonraki projelerde hep %50 olacak. Yani ben istemiyorum ki kişinin şans sayısı satılarak artsın. O zaman tamamen maddiyata dönüyor iş. Bunu da eledik. Nece yazmışım ya? İbranice herhalde. İbranice gibi bir şey hakkında. Yedek seçileceklerden bahsettik. Uygun olacak kişiden bahsettik. Bunu da geçiyorum. Ürünler artacak dedik. Evet. Bunu da bahsettik. Ulan şeyden bahsetmişiz. Şehir dışı. Bunu da dedik. Tamam şeyden bahsetmişiz. Tamam, tamam, bu bitti. Hadi bu kadar. Hadi bu kadar. Bandanaları hafiften gösterelim mi? Yani... Aslında bu video bunu söylemek lazım. O sana çok güzel söyledin abi, ben bunu unutmuştum. Bu video yayınlandığı sırada, yani çarşamba günü saat 8'de 20.00'da bu videonun yayına girmiş olması lazım kafamızdaki proje plana göre. Tam yayınlandığı sırada budakaçarmi.com sitesinde bu bandanaların linkleri açılmış olacak. Şu anda kapalı şekilde duruyor tüm linkler. Hepsi açılacak. Niye güldün lan? Tüm bandanalar satışa çıkmış olacak ve o şekilde satın alabilecek hale geleceksiniz. Ben hatta videonun açıklama linkine bunu koyayım. Evet. Sitenin linkini ve bizim koleksiyonu bulabileceğimiz yeri. Niye at gibi kişniyorsun, kısıyorsun? Ne var lan? Ne gülüyordum ben? Neyse. Başka bir şey kaldı mı? Yok. Şeyi bitirdin mi? Bence bir daha söyle. Ben bitirdiğinden emin değilim. Videonun açıklama kısmında artı yorumlarda budakaçarmi.com'un linkini bulabilirsiniz. Biz güncel olarak budakaçarmi'yle entegreli bu işi takip ediyor olacağız. Dönem dönem bu gelirleri duyurabiliriz. Yani bakın arkadaşlar 1000 liraya açtık. Bakın arkadaşlar 2000 liraya açtık. Tamamen ne kazandığımızı da insanlar bilsin istiyorum. Çünkü bizim ülkede dolandırıcılık da çok fazla. Bu işin böyle algılanmasını da istemiyorum. Biliyorum ki böyle algılanmıyor. İlk videoda gördüm bunu ama yine de buna önlem vermeye çalışıyorum. O yüzden geliri paylaşma konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Dönem dönem Canberk'le biz zaten takipte olacağız ve bunu benim Instagram profilinden, story'den falan duyururuz. Kafamız rahat olur abi. Böyle bir şey adım atıyoruz. Açık söyleyeyim, ben böyle bir şey adım atarken çok böyle ah ne güzel işte yapacağız edeceğiz kafasında değil. Biraz da korkuyorum bu işten. Hani başımıza bir problem gelir. Öyle olur böyle olur diye çekiniyordum. Ama bu benim hayalimdi. Sen biliyorsun işte ben 100.000'de bunu yapmayı hayalliyordum ama bu yolla gireceğimizi düşünmüyordum. Ben 100.000'de kanalın gelirleri yeter de şey olur diye düşünüyordum ama malum kanaldan ayda 200 lira kazandığımız için çok da bir yere gelmiyor. Ama bu güzel bir yol. Bir de ürünlerin Mehmetçik Vakfı'na, TÜBİTAK gibi vakıflara gitmesi, ki şu an TÜBİTAK bizim ilk hedefimiz. İlk buraya gitmesi hepimizi çok rahatlattı. Durumlar böyle arkadaşlar. Hadi kolay gelsin diyelim abi. Başka bir şey yok herhalde. Varsa da yorumlarda cevaplarız. Ya şimdi alınacak motorun ehliyetle uyumluluğu önemli mi? Biz zaten motoru alan kişiyle denetliyor olacağız. Yani ne yapıyorsun, ne diyorsun, güzel gidiyor mu? Eğitim gerekiyorsa eğitime yönlendireceğiz. Yani elimizden gelen desteği vereceğiz abi. Bu şey gibi,
burslu bir çocuk okutmaya başlamak gibi düşün. Yani benim ilk hedefim öyle bir adam. Aile maddi varlığı yetmiyordur. Bütçeleri yoktur. Biz buna destek olabilirsek bu projenin ilk adımı bu. Yapabilecek bir şeyimiz yok. Bunu da bandana yoluyla seçmemizin sebebi hem TÜKSEV'e bağış kısmı hem de başka türlü tek tek insanları eşit bir şekilde dağıtamıyorsun. Yani ben şimdi normal çekiliş yaptığım zaman kask mask. Adam beni o gün takip ediyor. Şartlara uyuyor. Bir hafta sonra çıkıyor. Onu yakalamak istemiyoruz, anladın mı? Tam bizi takip eden ve bu projeye gerçekten inanan insanlar olsun istediğimiz için böyle bir şey yapıyoruz. Zaten motor olmayan bir çocuk için 1000 liralık bütçe bile ayırırsan 1000 liraya çok fazla motor var. Ekipman alırız abi yani bugün en azından. Ekipman alırız yani. Var mı abi diyeceğiniz bir şey? Yok. Yok. Ama bandanalar çok güzel. Siteden bakarsınız. Biz kaçıyoruz. Artık hatta bu videonun kurgusunu yapıp uyuruz büyük ihtimalle. Kendinize iyi bakın. Bunda çekilişler verecekmiş. Ney?